Merhabalar, ben Doktor Pınar Alarslan, endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanıyım. Manisa TV ekranlarında Yaşam Pınarı programında sağlığınıza dair ne varsa konuşmak üzere burada olacağız efendim, bundan böyle. Efendim, malum Ramazan'ın içerisindeyiz. Biz endokrin uzmanlarına en çok sorulan sorulardan biri, hocam nasıl beslenelim'in cevabını isterseniz gelin beraber konuşmaya başlayalım. Ramazan ayında beslenme önerileri içerisinde sizin için en önemli, en dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, lütfen değerli izleyiciler, sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Sahurunuzu kahvaltılık tarzında protein ağırlıklı lifli yiyeceklerle tamamladıktan sonra bol su içerek orucunuza başlayabilirsiniz. Peki iftarda ne yapalım da hocam derseniz, iftarda lütfen öncelikle çok az başlayarak, az yiyeceklerle başlayarak, efendim bir çorba, bir salata ile başlayarak öğünümüzü, iftarımızı açalım. Ve ondan sonra kısa bir ara verdikten sonra yine ana öğünümüzü almaya çalışalım. Peki bu ana öğünümüz nasıl olsun derseniz, ana öğünümüzde protein ağırlıklı beslenmeyi ve karbonhidratları azaltmayı biz hekimler olarak oruç tutan kişilere önermekteyiz. Bu arada yine hem sahurda hem iftarda bol miktarda su içmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Peki efendim, oruç sonrası, iftar sonrası ne yapalım derseniz, lütfen tatlı ihtiyacınızı meyvelerle ve sütlü tatlılarla geçirmeye çalışın. Bunun dışında, bol sıvı dışında çay kahve oranını azaltmaya dikkat edelim. Yine iftar sonrası yapacağımız kısa yürüyüşler hem enerjinizin yerine gelmesini sağlayacaktır, hem de öğünde aldığınız yiyeceklerin sindirimine yardımcı olacaktır. Bizim şimdilik sizler için iftarda beslenme önerilerimiz bu şekilde. Bir diğer önemli konu da yine çok gündemde olan, her Ramazan endokrin hekimlerine sorulan konulardan biri de, efendim şeker hastaları oruç tutabilir mi? Gelin bunun cevabına beraber bakalım, ama öncelikle sorunun cevabı hem evet hem de hayır olacak efendim. Bildiğiniz gibi şeker hastaları çeşit çeşit. Kimileri ilaç kullanıyor, kimileri insülin kullanıyor, kimileri tip 1 diyabet, kimileri tip 2 diyabet gibi farklı diyabet türleri var. Şimdi bunlara bir göz atalım. Eğer insülin direnciniz varsa ve gizli şeker hastalıysanız, sadece diyetle gidiyorsunuz veya çok az ilaç kullanıyorsanız, bu dönemde orucunuzu hekiminizin gözetiminde ve sıkı kan şekeri takibi yaparak tutmanız mümkün. Onun dışında bir veya ikili oral antidiabetik dediğimiz şeker hapı kullanıyorsanız, yine günde tek doz insülin kullanıyorsanız, yine orucunuzu hekim kontrolünde sık kan şekeri takibi yaparak tutmanız mümkündür. Ama bunun dışında günde 4 doz insülin tedavisi almaktaysanız, yine şeker hastalığına bağlı komplikasyonlar varsa, göz gibi, böbrek komplikasyonları gibi, oruç tutmanızı önermemekteyiz. Eğer gebelik şekeriniz varsa tabii ki yine oruç tutmanız bizim için uygun değildir efendim. Bunun dışında insülin pompası kullananlar ve tip 1 diyabet dediğimiz tamamıyla insüline bağlı olarak yaşayan hastalarımızın yine oruç tutmasını önermiyoruz. Diğer durumlarda lütfen oruç öncesi planlama yaparak, hekiminizle konuşarak, diyetisyeninizle konuşarak bu programlamayı yapabilirsiniz ve sık kan şekeri ölçmeyi de ihmal etmezseniz sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını geçirmeniz mümkündür. Bugünkü konuğumuz operatör doktor, kadın hastalıkları uzmanı Hüseyin Ceyberi. Biraz sonra kendisiyle gebelerde tiroid hastalıkları ve gebelerde şeker hastalığı üzerine çok keyifli bir sohbetimiz olacak. Kaçırmayın. Efendim, şimdi konuğumuz kadın ve doğum hastalıkları uzmanı operatör doktor Hüseyin Ceyberi ile beraberiz. Kendisi stüdyomuzda ve onunla devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bu ilk programda sizi ağırlamaktan dolayı şeref duyuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim ince davetiniz için.
Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hocam, öncelikle bir kendinizi tanıtmanı istesem ben seyircilerimize. Tabii memnuniyetle. Öncelikle bu fırsatla bütün seyircilerimize Ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir ay olsun herkes için. Kendimle ilgili olarak ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Genellikle doğal doğumu benimseyen ve uygulayan bir kişiyim. İnşallah belki bir sonraki programlarda doğal doğumun ne olduğunu daha detaylı konuşuruz. Çok sevinirim. Memnuniyetle. İzmir'de yaşıyorum. Ondan sonra elimden geldiği kadar her platformu gerçekten bilgi vermeyi çok seviyorum. Evet. Ayrıca tekrardan size ve Manisa TV ailesine çok teşekkür ederim ince davetler için. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Onun dışında sizin böyle kameralara alışkın olduğunuzu, değil mi? Pek çok TV programında çıktığınızı evet. biliyoruz. Seyircilerimiz de özellikle siz için çok konuk almamız için çok rica ettiler bizi. Bugün ben sizin için de uygunsa gebe hastalarda, kendim endokrin uzmanı da olduğum için biraz kendime de ayrımcılık yaparak tiroid hastalıkları ve zamanımız olursa gebede şeker hastalığı üzerine konuşmak istiyorum. İsterseniz şöyle başlayalım. Normal doğumu da çok yakın takip ettiğim için binlerce gebe takip etmişsinizdir şimdiye kadar. Hocam, tiroid testleri gebelik öncesi veya gebelik planlayan kişiler size geldiğinde istiyor musunuz? Buna öncelik veriyor musunuz? Bu konuya bakışınız nasıl? Tabii ki. Şimdi şöyle başlayayım. Gebe kalmadan başvuranları en çok sevdiğim hasta tipleri. Çünkü bilinçli bir şekilde ne istediklerini bilmesi çok önemli. Hı hı. Gelen hastalarda tabii ki sadece tiroid hastalıklar açısından değil. Aynı zamanda şeker, karaciğer, böbrek fonksiyonları, özellikle B12, D vitamini, demir deposu, kan değerleri, idrar testleri yapılıyor. Ondan sonra bulaşıcı hastalıklar açısından mutlaka bakıyoruz. Aynı zamanda mutlaka bir pap smear dediğimiz, rahim ağzından bir örnek alıyoruz. Eğer son bir yıl içinde yapılmadıysa ve 30 yaşını geçen kişilerle mutlaka HPV araştırması da yapıyoruz. Araştırması yapıyoruz. Ve gebelik öncesi değil mi hocam? Bunlar bu gebelik öncesi. Planlı bir gebelik için geliyoruz Hüseyin hocama başvuruyoruz. Biz gebe kalmak, evlat sahibi olmak istiyoruz diyoruz. O zaman böyle bir planlı programlı bir rutininiz var. Ve kesinlikle olmazsa olmazı tiroid açısından değerlendirme yapıyoruz. Bu tiroidde tabii şimdi hocam siz burada olunca daha detaylarını sizden öğreneceğiz ama tiroidi uyaran hormonlara bakılıyor. Evet. Mutlaka serbest T4'e bakıyoruz. Fonksiyon testleri mi? T3 gebelikte çok doğru yansıtmıyor bize çünkü şeyden ayrıldığı için hemoglobinden. Bir de antikorlar var mı yok mu? Yani vücut tiroid bezine karşı bir savaş açıp açmadığını mutlaka gözden geçiriyoruz. Bu ilk vizitimizde mutlaka bunları gözden geçirelim. Olasılıklı bir anormal bir durum söz konusuysa, yani bu tiroiddeki herhangi bir değişiklik, özellikle bu antikorlar dediğimiz, yani vücut kendine karşı bir savaş açtıysa mutlaka ve mutlaka bir ultrason çektirip her şeyi hazırlayıp ve size gönderiyorum. Evet hocam, şöyle bildiğimiz gibi ülkemizdeki tiroid hastalıkları görülme oranı çok yüksek. Çünkü ülkemiz endemik bir iyot eksikliği bölgesi. İyot eksikliği de bildiğimiz gibi tiroid hastalıklarının oluşmasında bir zemin. Hemen hemen bizim poliklinikte gördüğümüz hastaların yarısı tiroid hastası. Neredeyse 3 kadından birinde tiroid hastalığı var. Şimdi özellikle de üreme çağındaki hastalıkları, hastalarda bunu gördüğümüz zaman niçin önemli bizim için? Ben size soruyorum. Çünkü gebeliğe engel olabiliyor. Kesinlikle. Değil mi hocam? Olasılıklı tiroid hastalıklarının her iki yönünde, yani az çalışması veya çok çalışması. Biliyorsunuz bütün vücudumuzdaki işlevin hepsinde, tüm metabolizmamızı. Tüm her şeyde yani. Mutlaka ve mutlaka tiroid hormonlarının bir etkisi var. Ve dolayısıyla az veya yüksek çalışması gerçekten hamile kalmayı çok geciktirir veya gebelik oluşmaz. İnfertilite sebebidir değil mi? Aynen öyle. Çocuk sahibi olmak isteyip ve çocuk sahibi olmayan kişilerde de mesela ilk araştırdıklarımızdan bir tanesi tiroid hastalıkları. Hem de testi çok basit hocam. Aynen yani gerçekten bir kan testiyle bakılıp ve adet dönemine bağlı olmadan, adetin herhangi bir döneminde. Evet. Ve, aç ve tok fark etmeden.
aç veya tok fark etmeden dediğiniz gibi de çok rahatlıkla her yerde bakılıyor. Hı-hı. Yani sağlık ocağında baktırabilirler. Kesinlikle. İstedikleri bir laboratuvarda Hı-hı. baktırabilirler. Ve bu doğrultuda bunu mutlaka ve mutlaka önceden biz baktırıyoruz. Hı-hı. Çünkü tiroidin özellikle anormal çalışması, gebelik herhangi bir şans eseri varsayalım gebelik oluştuysa düşük riskini ciddi boyutta artıracak. Neden düşük riskini artıracak? Çünkü embriyo dediğimiz anne karnındaki bebek gerçekten zarar görüyor onlar. Hı-hı. Ve her zaman çok basit bir prensip var. Bebek özellikle ilk 3 ay içerisinde etkilendiği takdirde hep veya hiç kalma geçerli yani. Bebek etkilendiyse vücut bunun gelişmesi durdurup ve genellikle kalp atışları durdu olarak görülüyor. Hı-hı. Veya ciddi bir karamalar olup ve arkadan bir düşükle sonuçlanabilir. Halbuki demin bahsettiğiniz gibi çok basit bir şekilde bunun önlem almak mümkün. Tabii ki ben işinize karışmayayım ama endokrinolojide herhalde en rahat tedavi edilebilecek evet, bir hastalık bu. Evet, çok basit, basit bir ilaçla tedavi edilmesi aynen. çok kolay bir hastalık. Bunun için her zaman biliyorsunuz endokrinologlar ve kadın doğumcular değil mi? Böyle dirsek teması içerisindedirler. Beraber çalışırlar. Hatta biz şundan da çok memnunuz. Bazen gebe kalan hastalarımızda tiroid fonksiyonlarıyla ilgili bir sorun olduğunda veya işte az çalışması gibi bir durum olduğunda bebek sağlığı açısından pek çok kadın doğum uzmanı hekimiz artık bu kongrelerde çok konuşuluyor. Evet. Hemen tedavisini başlayıp bize o şekilde yönlendiriyorlar ki hani hastanın randevu alması sırasında veya bize ulaşmasında herhangi bir sıkıntı varsa en azından ilk önlemi alarak başlıyor. Aslında bu bizim için, bu ülke için 20 sene önce böyle şeyler yoktu. Yoktu bu maalesef. Bu bizim için ve şu anki çocuklar için, şu anki anneler için belki de büyük şans. Oldukça büyük şans tıbbın ilerleme alanlarından biri. Hocam böyle biri. Bir konu açılmış. Ben size bir soru sorayım. Peki. Glutenin sizce etkisi nasıl şeyde? Tiroid bez üzerinde? Hocam şöyle, genellikle biliyorsunuz antikorlar. Bizim tiroid hastalıklarımız, seyircilerimizle kısaca bahsedeyim. En çok gözüken hastalığımız bizim Hashimoto hastalığı. Hiç gebelikten bağımsız konuşalım şimdi. Tabii tabii. Hashimoto hastalığında ciddi bir antikor yüksekliği var. Vücut ne yapıyor? Kendi kendini bir yabancı cisim gibi görerek o vücuttaki antikorları geliyor bizim tiroid bezimize saldırtıyor ve tiroidin yapısını bozuyor. Şimdi burada tabii ki fonksiyon testlerinde eğer tiroidin az çalışmasını gözlemliyorsak ilaç kullanmak zorundayız. Ama çalışmalar, bilimsel çalışmalar göstermiş ki bu antikorların diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi azalmasında glutenin çok önemli bir rolü var. Gluteni kısıtlamak, hani diğer o çölyak hastaları gibi değil de %40, %50 bile gluteni geride bırakmanın antikor düşürmeyi sağladığı ve ilaç tedavisine destek olduğu. Bunun gibi aynı zamanda D vitamininin, B12'nin, demirinin çok iyi olmasının gerektiği olduğu çalışmalarda tespit edilmiş hocam. Özellikle bizde hani gebelik öncesi, gebelikte siz tercih ediyor musunuz bilmiyorum ama gluteni azaltmak istiyoruz. Çünkü bütün otoimmün hastalıkların başında, ama tabii ki buradan yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. Sıfır gluten, çölyak hastalığı gibi sıfır glutenli bir beslenme değil. Beyaz unu azaltmanın bile biliyorsunuz %40 oranında. Soruma olacak. Gluteni nerede bulacaklar? Valla glutensiz hocam hiç yiyecek hemen hemen yok gibi. Bunun dışında her şeyde gluten var. Ama en çok beyaz unda gluten var ve işte paketli gıdalar vesaire, onlar da bu dönem içerisinde dediğim gibi sadece beyaz unu azaltmak bile gluteni ciddi oranda azaltıyor ve hastalar bunu hani yaşam kalitesinin artışıyla da oldukça ciddi şekilde gösteriyorlar. Ben bu arada hemen bir anekdot vermek istiyorum. Poliklinikte de ben bu konuda çok birazcık şeyimdir hastalara. İşte ekmek falan. İşte hocam şey yiyelim, kepek, esmer. Tabii ki biz daha çok diyabet hastası gördüğümüz için. Evet, bunları yiyelim hocam. Ama mesela siyez ve doğal kara kılçık ununda oldukça az miktarda gluten var. Ekmek olarak ben hastalarıma hem Hashimoto hem tiroid hastalarına hem diyabet hastalarına öneriyorum ve çok başarılı sonuçlar var. Sindirimi de kolay. Ve bu yüzden hastalar da mutlu. Sonuçta hepimizde olduğu gibi mutlu hasta, mutlu doktor mutlu. Sonucunu doğuruyor hocam. Yani biz de glutenin azaltılmasını öneriyoruz. Ama sakın bu yanlış anlaşılmasın. Sıfır gluten, %100 gluten yasağı olarak algılanmasın. Tabii, gluteni azaltmak hiç. Normal Hı-hı. sağlık için de hocam aslında gerekli. Sağlıklı bir hayat içerisinde de gluteni azaltmak bize pozitif bir yaşam sağlıyor.
ben endokrinci olarak bu şekilde size bir cevap vereyim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü çok önemli. Her yerde gördüğümüz şey, yani gluteni kız ama gluten ne? Kim? Aslında dediğinizde gluteni biz insanlar evet. kullanamıyor vücudumuz. Evet. Bu defa gidip herhangi bir yere, nereye oturduysa oranın fonksiyonunu bozacak. Evet. Ve dediğiniz gibi bu sadece gebeler için değil veya tiroid hastaları için değil. Diyabet hastaları, hepimiz transplantasyon yani. Hastaları, kalp hastaları. Sağlıklı insanlar için de tabii ki geçerli. Çok önemli. Çok teşekkür ederim. Rica ederim güzel hocam. Bilginiz ne güzel için. Oldu. Sağ olun. Peki hocam, şimdi gelelim hastamız gebe kaldı. Gebelerde tiroid fonksiyonlarına yine hemen bakıyor musunuz? Kesinlikle. Evet. Hemen değil mi? Gebe kalınca ilk tanı alınca. Gebelik vizitimizde yaptığımız şey şu. Mutlaka bir tabii ki gebelik açısından bir değerlendirme yapıyoruz. Bu neyi kapsıyor? Mutlaka bir ultrasonla gebeliğe bakıyoruz. Bunda neye dikkat ediyoruz? Bir, gebelik rahimin içinde mi dışında mı? İki, kaç tane gebelik kesesi var? Üç, bu gebelik kesesi doğru yere yerleşmiş mi? Çünkü rahim içinde de farklı yerlere yerleşme şansı var. Özellikle rahimin boynuz kısmına veya rahim ağzına yakın yerleşmesi çok riskli. Önce bir değerlendirme yaptıktan sonra mutlaka kişinin bir genel durumunu gözden geçiriyoruz. Bu ilk muayenede, görüştüğümüz sırada. Yani tansiyonuna bakılıyor, kilosuna bakılıyor olasılıklı. İlk bir hastalık olup olmadığı tabii sorgulanıyor. Full check-up gibi diyebiliriz gerçekten, değil mi hocam? Gerçekten. Çünkü şöyle söyleyeyim. 9 aylık bir annelik yolculuğunda çok ciddi hormonal değişiklikler oluyor. Evet. Birazdan yine konuşacağız. Bu ciddi bir yolculuk ve bu yolculuğa yola çıkmadan önce çantamızda her şeyimiz hazır olması gerekiyor. Değil mi? Ve bu doğrultuda ilk vizitte mutlaka şekerine, son 3 ay içindeki şekeri nasıl geçmiş? Bu hemoglobin A1C dediğimiz. Artık halkımız da biz bunu söylüyoruz. Çok iyi biliyor. En kötü söyleyeyim mesela bile hocam, değil mi? Geriye dönük şekerime bakalım hocam, 3 aylık şekerime bakalım, hemoglobin A1C'ye bakalım. Aslında bunlar bizim için çok sevindirici çok şeyler çok. Çünkü halkın gerçekten. Bilinçlendiğini gösteriyor. Bilinçli hasta bizim de işimizi kolaylaştırıyor, çok ne dersiniz? Çok. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hastalarda olsun, gebelerde olsun ki gebeler kesinlikle hasta değil, bunun altını çiziyorum. Gebelik fizyolojik bir olaydır diyorsunuz. Gerçekten çok keyifli, çok mutluluk verici bir dönem. Ancak ne olursa olsun hastalığı hakkında, gebeliği hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra neyle karşı karşıya olduğunu bildikten sonra sorumluluk almaya başlıyor. Sorumluluk alan kişi neyin ne olduğunu biliyor ve gerçekten bizim işimiz de çok kolay oluyor. Evet. Verdiğimiz tedavi yanıtını da çok kesinlikle. Alıyoruz. Çünkü sizde muhtemelen daha fazla olmuştu. Kendilerine göre şu ilaç sanki fazla gibi, ben bu kadar kullanıyorum. Yani ne bileyim komşumuz şu kadar ilacı kullanıyor ki buradan izleyicilerle paylaşalım. Lütfen kendi kafalarına göre ilaç dozu miktarını azaltıp veya artırmasınlar. Nihayetinde bizler hastaya gördüğümüzde gerçekten ne kadar ihtiyacı olduğunu çok daha net tespit ediyoruz. İki, onun dışında dediğiniz gibi ilk geldiğinde ilk istediğimiz tiroid şekerine bakıyoruz. Tiroid fonksiyonları olmazsa olmaz B12, D vitamini, demir depolarına bakıyoruz. Kan değerleri mutlaka gözden geçiyor. Maalesef dediğiniz gibi tiroid hastalıkları da çok sık gözüküyor. Onun yanında çok ciddi bir kansızlıkla da karşı karşıyayız. Evet, Türk halkı çok kansız değil mi hocam? Acaba beslenmemizden kaynaklı mı? Kesinlikle öyle. Türk kadınları. Yeni jenerasyon değişti ama. Öyle mi? Bir önceki jenerasyonda gerçekten çok haklısınız. Çünkü onlara yani annelerimiz değil. Onlar gerçekten birçok şeyden çok mahrum kalmışlardı. Evet. Yani böyle bir takip yoktu, böyle bir test yoktu ne bileyim. Düşünün biz şu anda örneğin gebeliğinin 2,5 ayından sonra, 10. haftasından sonra kuşkulandığımız vakalarda veya kuşkulanmasak bile annenin isteğine bağlı olarak anne kanında bebeğin DNA'sını araştırabiliyoruz. Yani 46 kromozomun hepsine bakabiliyoruz. Cinsiyetine de bakıyoruz. Düşünün genetikleri. 10 haftalık bir bebekte 11. haftaya girmeden önce kromozom yapısını biliyoruz, cinsiyetini biliyoruz. Olasılıklı kromozom kırıkları var mı yok mu? Onlara kadar bile görme şansımız var. Kansızlık zaten çok çok erkenden yakalıyoruz. Ve genellikle
bunlarda gebelik döneminde çok iyi bir yanıt alıyoruz ve doğan bebeklerde de bu kansızlığı önlenmiş oluyoruz. Hı hı. Kansızlığa değinmişken bir şey aklıma geldi ve bu çok önemli bence. Yıllarca doğumu takiben maalesef bebek doğar doğmaz hemen göbek kordonu tutulup kesilirdi. Evet. Doğal doğumda ve özellikle modern doğum görüşünde mutlaka ve mutlaka bebek doğduktan, zaten bebek doğar doğmaz ihtiyacı olduğu tek şey var. Annesinin kucağı. Hı hı. Doğar doğmaz zaten annesine veriyoruz. Evet. Anneye de ihtiyacı olan bebeği zaten. Ve evet. Göbek kordonuna hiç dokunmuyoruz. Hı hı. Göbek kordonundaki kan akımı durana kadar bekliyoruz. Bu beklediğimiz sırada bebeğin eşinde ve göbek kordonundaki biriken kan, ki bu ortalama %30'luk bir oran oluşturuyor, bebeğe vermiş oluyoruz. Hı hı. Böylece başlangıçtan itibaren bebekte ciddi boyutta o kansızlığı biz durduruyoruz. Hı hı. Çok eskiden maalesef yani bu çok gündemde olmadı. Hı hı. Yani doğar doğmaz sanki... Trendleniyordu değil mi? Ben de öğrenciliğim sırasında hocam bu şekilde hatırlıyorum. Ama bunun da galiba anne ile bebek arasında göbek kordonunun hemen klemplenmesi başka duygusal bir şey de var galiba. Ben de bunu bir programda bir çocuk doktorundan öğrenmiştim ve özellikle uyarmıştı. Lütfen o süreyi bekleyin. Yani bu 3 dakika. Yani hı-hı. bir kişi hayatındaki 3 dakika bence çok önemli bir şeydi. Hı-hı. Ama bu 3 dakika bize ne kazandırıyor? 1. Gerçekten doğan bebek kansız kalmayacak. 2. Bebek nihayetinde suda yaşayan bir ortamdaydı. Hı-hı. Havada yaşayan bir ortama geçiyor. Ve adapte olana kadar vücut çok ilginç bir mekanizması var. Yani dış dünyada nefes alıp verene kadar göbek kordonunda anne ne yapıyor? Merak etme diyor. Ben oksijen vereceğim sana. Güven. Muhteşem. En önemli gerçekten güven. Hı-hı. Oraya değinecektim. Çok önemli bir nokta. Hı-hı. Ve hayatımızda hepimizin en çok istediği şey ne? Güven. Güven. Ve ilk hayata ayağını basan bir bebek gerçekten aradığı tek şey güven. Hı-hı. Kendini güvende hissetmek. Çünkü o kordonu kestiğiniz an bu çocuğu birçok şeyden mahrum ediliyor. Hı-hı. Buradan tabii yanlış mesaj da gitmesin. Şimdi muhtemelen sizin de benim de göbek kordonu hemen kesildi. Evet hocam, bizim göbek kordonları kesildi bizde. Ama o kadar da güvenimiz sarsılmış değil. Evet. Ama bundan sonra bence buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle gebelerimle görüştüğümde. Tabii eskiden ben gebelik eğitimi de veriyordum. Hı-hı. Şu anda çok yoğunum, o veremiyorum. Evet hocam, evet. Ama bu fırsattan yine seslenelim gebelere. Evet. Yani bunu hekimleriyle paylaşsınlar. Hı-hı. Ben doğumum olduğu sırada en azından 3 dakika beklemenizi istiyorum. Hemen göbek kordonunu kesmeyin. Doğduğunda hemen bebeğimi ben kucağıma verin. Hı hı. Bunlar çok basit şeyler ve gerçekten de doktoruyla zaten aralarında da hep güvene gelip güven bağı oluştuğu için bunu paylaştınlar. Evet lütfen. Hocam, muhteşem bir bilgi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bunu biliyordum ama özellikle anemi yönünden, hani o kanın gitmesi yönünden olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir bilgi. Anemi açısından çok önemli. Hem bebeğin özellikle beyin gelişmesi üzerinde çok önemli. Çok kısıtlı araştırma olmakla birlikte. Biliyorsunuz hani bu kök hücrelere alınıyor. Evet, bebeklerde. Hala da alınıyor. Kordon kanı çok değerli. Ben hep şu hipotezi savunuyorum. Bu kök hücrelerin sahibi kim? Bebekler. Bebek. 3 dakika beklediğimizde zaten biz o depoyu veriyoruz bu bebeklere. Son araştırmalarda otistik ve spastik çocuklarda hani biliyorsunuz bunlardaki olasılıklı beyindeki oksijensiz kalmasına bağlı oluşan hasarları 3 dakika bekleyip bu kök hücreler geçtiği takdirde ciddi boyutta azaldığına yönelik çalıştırmalar var. Muhteşem bir bilgi. Bu evet, hatta kök hücresi alan kişilerde bile, bebeklerde spastik veya otistik değişiklikler gözüktüğünde 12 vaka bugüne kadar yayınlanmış ve 9'unda müthiş sonuçlar var. Bu da çok güzel bir şeydi. Çok ama güzel daha sonra öğrendik. Sizin doğumcular için de muhteşem bir gelişme hocam. Peki hemen ben tiroidten o zaman devam edeyim bu güzel bilgiden sonra. Şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Hocam sizin şu beta HCG hormonu. Gebelikte de takip ediyorsunuz, yükselmesinde. İşte hastalarım da seviniyor, aa beta-HCG'm yükselmiş, hamile kaldım diye. Ama bu beta-HCG sizin hormonunuz, bizim tiroid hormonlarımızla yapısı olarak aynı. Buradan da meslektaş olarak değil mi? Tiroid
hormonla bazı bölümleri aynı olduğu için. O zaman ilk zamanlarında, gebenin ilk zamanlarında bir türet testi yüksekliği, bir TSH dediğimiz testin düşüklüğünü çok görüyoruz. Ve o zaman hemen hastalar geliyorlar bize. İşte hocam testimde TSH'ım düşük çıktı. İşte kadın doğumcum gönderdi. Düşük riskim varmış diye. Bu konuya ne diyorsunuz hocam? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu fizyolojik duruma? Tamamen sizinle paralel düşünüyorum. Dediğim gibi ilk başta mutlaka bu tiroide bakıyoruz. Ve dediğiniz gibi TSH düştüğü için, çünkü beynin algıladığı sanki bu tiroid bez hormonları fazla diye bu uyarıyı biraz azaltıyor aşağıya. Bu doğrultuda zaten biz gebeyi diyoruz. Yani diyabet açısından da risk taşıyor. Tiroidin az çalışması açısından da risk taşıyor. O yüzden mutlaka bu ikisine de bakıyoruz. Ve bu dediğiniz gibi tamamen fizyolojik bir olay. Tabii bunun paralel, yani tek bir parametreye bakmıyoruz. Yani TSH'a. Bu yanında dediğiniz gibi diğer hormonlarına, özellikle antikorlarına, yani vücutta bir başka bir şey var mı yok mu onlara da baktıktan sonra. Ama ilk başlarda dediğiniz gibi vücut birdenbire beta HCG yükseldiği için zaman, TSH bir miktar düşecek. Evet, annelerin TSH'ı fizyolojik olarak düşük çıkıyor. O dönemde de korkmalarına gerek yok. Değil mi hocam? Kesinlikle. Takip ediyoruz birkaç kez bu testleri. 4-6 haftalarla takip ediyoruz. Takip sonrasında zaten olumlu düşmeyi, gözlerin normale gelmeyi görüyoruz. Bu dönemde bir ilaç kullanmaya gerek yok. Ama tabii ki olay ilerlerse de tedavi açısından hastalarımızın yanında oluyoruz. Hocam, sizce gebelerde tüp bebek olanlarda mı daha fazla, yoksa normal gebelerde mi tiroid hastalığı fazla? Ne dersiniz? Bu tüp bebek olguları da biraz daha fazla gözüküyor mu tiroid hastalıkları? Olayı aslında şu yönden ele alalım. Demin başında konuştuk. Tiroid hormon bozukluklarında genellikle gebe kalmayı zorlaştırır. Evet. Ve dolayısıyla şimdi tüp bebekte kimler bize başvuruyor? Çocuk istediği için ve bize başvuranların belli bir kısmında gerçekten tiroid hormonu bozukluğu söz konusu. Aslında yalancı bir yükseklik evet, var bence. Ama yani yine de çalışmalarda göstermiş ki hocam, tüp bebek hastalarında da daha sonrasında tiroid hastalıkları birazcık daha fazla şimdi gözlemci. Acaba onlarda biraz daha mı dikkatli davranalım, daha sık mı yapalım diye bu konuyu size sormak istedim. Tamamen katılıyorum. Şimdi tüp bebek uygulamasına başlamadan önce mutlaka kıymetli bebek çünkü. Bütün bebekler bence kıymetli gerçekten ama tüp bebekle gerçekten hamile kalıp onlar da anne babanın üstünde titrediği gerçekten çok fazla. Yani onlar için tartışılmaz zor bir yoldan geçtikleri için, değil mi hocam? Zor çok bir aşamadan geçtikleri için. Yani bir ara aslında bir şey olduğunda, bu çocuk sahibi olup ve olamayan kişilerdeki psikolojik değişikliklerin ne olduğunu bir konuşuruz. Gerçekten travmanın derinliği çok çok fazla. Yani mahremiyeti kalmamış kişinin, herkes her şeyi biliyor. Artık düşünün, ilişkiye girmenizi bile anneniz, kızım bugün seninle evlenim, yumurtlama günü, ilişki olacak mı olmayacak mı? Evet, düşün, hamile, buraya evet kadar her şey elinizden gidiyor yani. Yıllarca başarılı olan bir kişi. Şimdi böyle bir başarısızlık karşısında kendini küçümsüyor, kötü hissediyor. Evet. O yüzden bir ara bunu mutlaka infertilite konuşuruz. Evet, bu şey de önemli ama infertilite için de tiroidle ilgili bir sorun varsa biz yanlarındayız hocam. Bu kesinlikle sorunu çözeriz. Sağ olun, eksik olmayın. Merak etmesinler, üzülmesinler. Tüp bebekte tabii birçok ilaçla kullanıldığı için tabii ki her yer etkileniyor. Ama özellikle sadece tiroid açısından değil. Hormon ilaçları verildiği için. Şimdi tabii tüp bebekte tabii yumurtalıklara yumurta elde etmek için tercihimiz en azından 5 ile 10 arasında yumurta elde etmek. Ve dolayısıyla bu 5-10 yumurta elde etmek için bazen çok yüksek dozda hormon ilaçlar kullanıyoruz. Ve ister istemez bu birçok etkisi oluşuyor. O yüzden peki hocam, tiroid hormonlarını orada tiroid hormonları sıkı ne kadar önemli buradan görüyoruz. Peki hocam, gebelerde tiroidin az çalışması da gözlenebilir. Çok çalışması da gözlenebilir. İsterseniz öncelikle gebelikte gözlenen bu az çalışmasına bir bakalım. Hashimoto hastası da olabilir bu kişiler. Tiroid bezi az çalışıyorsa gebede ve çocukta ne gibi sorunlar olur? Ne dersiniz? Çünkü tiroid hormonu bildiğimiz gibi ilk 3 aya kadar bebek salgılayamıyor. Çok kendisi doğru. Salgılayamayınca da anneden gelen tiroid hormonlarına ihtiyacımız var. Annenin de tiroid hormonu azsa bebeği yönlendiremiyor. Peki hipotiroidi dediğimiz, tiroidin az çalışması
Ben annelerde, büyüklerde ne olduğunu biliyorum. Gebelerde ne gibi sorunlara özellikle yol açabilir? Tabii tabii. Çok çok önemli bir şey. Hı-hı. Eğer gebelik devam ediyorsa, tabii ki. Yani düşük olmadıysa, bebeğin kalp atışları durmadıysa ve herhangi bir nedene bağlı olarak tiroid hormonu bakılmadıysa, hı-hı, ve bu az çalışan tiroidle gebelik, hı-hı, devam ediyorsa, ne yazık ki en çok etkilenen yerlerden bir tanesi beyin dokusu. Beyin değil mi? Ve bu çocuklarda ne yazık ki beyin hasarına bağlı olarak, hı-hı, zihinsel bir takım problemler yaşıyor. Bu yüzden yaşıyor. De çok dikkatli oluyoruz çok, gebelerde. Çok yani bu ultrasonda böyle bazen yani şükürler olsun. Ultrasonda bir değişiklik var mı bebekte hipotiroidi olduğunda? Aynen, ödem var. Olabilir, iri bebek birazcık olabilir galiba. Ödem var, iri bebek var. Hı-hı. Özellikle mesela bunların ultrasonda baktığınızda dil ödemine bağlı. Mesela dil dışarı. Evet, evet. Bu da tabii yanlış yere mesaj gitmezse. Çocuklarının dilini gördüklerinde ultrasonda acaba bu tiroide bağlı olarak yok. Ama bunlarda, hı-hı, çok tipik bir görüntüler tipik var. Tipik bir görüntü. Yani normal büyüklerde gördüğümüz o ödem, şişkinliği gerçekten bu ödemi, hı-hı, bebekte de görüyoruz. Hı-hı. Yani batın içinde gözlenebilir, hı-hı, akciğerlerde gözlenebilir ve çünkü demin de bahsettiğimiz gibi tiroid hormonu hem annenin hem bebeğin bütün fonksiyonlarında rol alıyor saçından. Dolayısıyla bu olmadığı takdirde gözden, evet, kaçtığında çok ciddi maalesef geriye dönüşümü olmayan hocam şimdi bizim tiroid hastalarında, gebelerde hipotiroid olduğunda bir değerimiz var. Biz TSH değerini gebelerde 2,5 değerinin altına tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de sizin gönderdiğiniz hastalarda özellikle ilaç başlıyoruz. Bununla TSH'ı baskılıyoruz ki tiroid hormonu gitsin, değil mi? Bunu da bir göstergesi olarak literatür, bilim TSH'ın 2,5'un altında olması önermiş. Bu yüzden ilaç başlıyoruz. O yüzden gebelerde tiroid ilaçlarını güvenle kullanabilirler. Bebeğe hiçbir zarar vermez. Emilimle ilgili problem yaratmaz. Sadece diğer ilaçlarla beraber, sizin verdiğiniz folik asitler, demirlerle beraber alınmamasını öneriyoruz. Onun dışında sabah aç karnına yemekten yarım saat sonra çok basit minicik bir ilacımız var. Fiyat da çok uygun. Maliyet etkin bir ilacımız var. Bunu kullandıklarında böyle bir durum karşısında hem çocuklarına hormon geçiyor hem de zarar vermeden gebeliklerini tamamlamış olabiliyorlar. Ama dediğiniz gibi en önemli sorun ne? Zeka geriliği. Ki 2,5 değeri de nasıl çıkmış hocam ortaya? 3 ile işte 3,5 olanlarla 2,5 arasını kıyaslamışlar ve hastaların normal değerlerde olsa bile 10-12 yaş çocuklarına geldiklerinde hani zekaları normal olsa bile EQ'da ve IQ'da 1-2 puan düşük oldukları saptanmış. O yüzden biz gebelerde TSH 2,5 altında tutmak için çaba sarf ederiz. İlaç dozunu şey yaparız, ayarlarız vesaire. Hipotiroidi böyle. Peki gebelerde eğer bu dediğimiz gibi fizyolojik değilse, yani gebelerin çok çalışan tiroid bezleri varsa ve hormonları çok yüksekse, bu bebekte nelere sebep olabilir? Şimdi bir bıçağın iki tarafı keskin gibi düşünün. Hı hı. Yani hormonun fazla olması zararlı. Ne güzel oldu. Azı da çoğu da zararlı gerçekten. Bunlarda da en çok gözlemlenen şeylerden bir tanesi tabii çocukta da çünkü bir defa, hı hı, TSH o çocuğa da geçecek ve, hı hı, onda da guatra neden olabilir. Evet, olabilir. Onun dışında genellikle en çok yani gebelik, hı hı, devam ettiği takdirde, hı hı, genellikle düşükle sonuçlanır. Düşük, evet. Ama devam et, çünkü devam ettiklerini, hı hı, de görüyoruz. Doğuştan tiroid bezinin büyüdüğünü görüyoruz onlarda, hı hı, TSH'ın uyarılmasına, hı hı, bağlı olarak ve genellikle bu çocuklarda yağ oranı azaldığı için gelişme geriliklerini genellikle gözlemliyor. Eğer gebelik devam ediyorsa. Ama esas sizden duymak istediğim buydu. Çok çalışıyorsa da düşük ihtimali oldukça fazla artar. Kesinlikle. Ki özellikle biraz önce dedik, bütün bebeklerimiz kıymetli ama tüp bebek tedavisinde olanlar da bunun için ekstra efor sarf etmemiz gerekiyor. Efendim bunun için de yine gebelerde biz ilaç kullanabiliyoruz. İlaçlarımız oldukça güvenli. Çünkü en çok burada korktuğumuz şey şu. Kadın doğum hekimlerinden geldiği sürece hastalar, işte ilaç başlayacağız, ilaç bebeğe zarar verir mi? Hayır, bebeğin sağlığı için başlıyoruz ama biliyorsunuz gebelerimiz artık bilinçli ilaç çok kullanmaktan da çekiniyorlar. Hep doğala yönelim derken, efendim hormonlarımız da doğalla tedavilerimiz arasında. Çok teşekkür ederim. Çok peki, önemli bir noktaya değindiniz. Hı-hı. Ben de altını çizmek istiyorum. Hı-hı. Lütfen tiroidiniz eğer doğru çalışmıyorsa
verdikleriniz ilaçları düzgün kullansınlar. Bebeğe hiçbir zararı bugüne kadar gösterilmiş değil. Aslında hocam ben bu gebelik konusunda şöyle düşünüyorum. Gebelikte biz daha çok bebeklerin sağlığını ön plana atarak, değil mi? Ön plana alarak tedavilerimizi veririz. Bu sırada biraz anneler geri kalıyor. Bebek sağlığı bizim için daha önemli. Pozitif ayrımcılık mı var? Aslında ne dersiniz? Kadın doğumcu olarak. Yani ben kadın doğumcu olarak gerçekten benim hedef yerinde sağlıklı bebek ve sağlıklı anne. Bu hem gebelik süresince aynı şeyi geçerli, hem doğum anında da gerçekten en çok dikkat ettiğim şey o. İkisinin sağlığı hem fiziksel hem ruhsal olarak yani ikisini de göz önünde bulunduruyorum. İkisinin mutluluğu tamamen sağlıklı, toplumumuza yararlı insanları yetiştirecek çünkü. Doğru. Ve bütün çabamız da gerçekten kadın doğumcu olarak bu. O zaman ne mutlu sizin hastalarınızda diyorum. Peki hocam, biz bu tiroid hastalarını daha sık mı takip edelim? Nasıl yapalım? Normalde 4-6 hafta arayla tiroid testlerini yaparız biz. İlaç kullandıklarımızda da öyle diyoruz. 6 hafta olabilir, 4 hafta olabilir ama şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Efendim tiroid testi hormonu verildikten sonra hemen bir hafta sonra, 3 gün sonra test yapılmaz. Bir anlamı olmaz. 4-6 hafta aralarla yapıyoruz biz testimizi. Sizin için uygun mu bu? Daha sık kontrol ediyor musunuz? Tamam. Siz yani, bu konuda tiroid hastası olan bir gebenin takibinde nelere dikkat ediyorsunuz? Genellikle bu hastalarda birinci etapta diyetini gerçekten düzene koyuyoruz. Demin bahsettiğiniz gibi. Glüteni sıfırlamadan ama mümkün olduğu kadar azaltarak. Bunun yanında mısır, veya ne bileyim buna benzer yiyecekleri azaltıyoruz. Yani tiroidin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek her türlü gıdayı minimalize ediyoruz. Bu doğrultuda da ne bileyim genel itibariyle ne bileyim poşet içinde girmiş gıdaları alma diyorum. Paketli gıdalar. Paketli gıdalar almayın ne bileyim. İçeriğini bilmediğiniz şeyden, her şeyden uzak durun. Evet. İşlenmiş gıdalardan uzak durun. Salamlı, sucuklu, sosis sürü şeylerdir. Gazlı içecekler. Gazlı içecekler. Hatta meyve, yani hazır meyve sularından uzak durmalarını ben onu birazdan söyleyecektim. Meyve suyunu direkt değil, meyvenin kendisini yiyoruz. Siz de aynı şeyleri mi söylüyorsunuz? Gerçekten öyle. Benim bir sloganım sizin de var öyle. Yani meyvenin suyu değil, meyvenin kendisini. Çünkü bir gereksiz çok şeker almıyor vücudu. Fruktoz şekeridir, meyve yağlandırır. Gerçekten öyle, o hep gözden kaçıyor. İki, posasını vücuda alıyor. Gebelikte özellikle biliyorsunuz hormonal değişikliklere bağlı olarak kabızlık oluşuyor ve bu çok sık gördüğümüz Tabii ki. Üç, gerçekten de vitaminini almış oluyor. Yani şimdi sıktığınız takdirde birçok vitamin biliyorsunuz çok kısa zamanda yok olup gidiyor. Yok olup gidiyor. Yani sadece şeker ve su içiyor kişi. Halbuki meyve kendisi yediğinde şekerini de alıyor, fazladan bir şeker almıyor, vitaminini de alıyor ve sıvısını da alıyor. Bunlarda önerdiğim o iki, bu tiroid hastası olan kişilerde genellikle bizler de 4-6 haftada içinde takip ediyoruz. Bazen tabii sizin işinize biraz karışıyoruz. Karışın hocam. Yani biz dozajla ayarı yapıyorum ben de. Ama biz de kesinlikle TSH'ı 2,5'un altında tutuyoruz. Dediğiniz doğrultusunda da. Gerçekten çalışmalar 2,5 altında olan kişilerde çok farklı sonuçlar olduğunu gösterir. Hatta yani çocuk sahibi olmak isteyen olmadan kişilerde önce de değil bile, mi? Evet hocam. Onlarda öyle mutlaka 2,5'un altında tutuyoruz. Evet. Ve 4-6 haftada bir mutlaka bakıyoruz. Dediğiniz gibi 3 gün 4 gün değil. Ve mutlaka doz ayarında mutlaka sizlerin yani endokrinologların fikrini alarak yola devam ediyor. Hocam bizim endokrincilerin sayısı biraz az olduğu için o yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Kesinlikle. Gerçekten bizler İzmir ve Ege bölgesi olarak bu konuda çok şanslıyız. Yani genel baktığımızda sizin gibi değerli hocalar gerçekten endokrinologlar çok az. Çünkü çok ciddi emek veriyorsunuz endokrinologlar. Hasta sayımız biraz fazla olduğu için hocam evet biraz zorlanıyoruz ama her zaman hastalarımızın yanındayız, gebelerimizin yanındayız. Evet. Elimizden geldiği kadar mesleğimizi sizin gibi sevgiyle icra etmeye çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz siz de. Şimdi bu meyve suyundan ben hemen tam istediğim yere geldim hocam. Çok iyi. Buradan geliyorum. Şekeri yükseltiyor dedik. Meyve fruktoz şekeri dedik. Hatta bazı ekoller, bazı diyet ekollerinde akşam meyve yenmemesini öneriyorlar.
Hani sindirimi daha zor olduğu için. Ve hemen de bahsetmek istiyorum. Meyveleri meyve tabağı olarak yemiyoruz. Tek tek yiyoruz efendim. Çok bir doğru. Elma yiyoruz veya bir işte elimiz kadar bir mandalin yiyoruz. Veya işte bir portakal yiyoruz. Ama meyveleri karışık biliyorsunuz hani bu gebeleri de yaparlar. Meyve salatası bunu. Diye meyve bir şey. Meyve salatası restoranlarda gelir önümüze. Bir meyve salatası yaptığımız zaman en yüksek glisemik indeksi olan meyveye göre vücudumuz kendini ayarlıyor ve gerçekten meyve yemek karışık olarak meyve yemek yağlandırıyor vücudu. O yüzden bizim endokrin olarak önerimiz pek çok diyetisyenin de yine aynı şekilde meyveleri ara öğünlerde tek bir porsiyon şeklinde yenmesi şeklinde olacak. Bunu özellikle gebeler için söylemek isterim. Çünkü biliyorsunuz soyup soyup anneler değil mi? Vesaire babalar, eşler böyle ödeme olsun diye yedirmeye, gebelerimizi beslemeye çalışırlar. Şimdi ben hemen buradan bir şu gebelik şekerine gelmek istiyorum ve gebelikle ilgili, gebelik şekeriyle bu şeker yüklemeyle ilgili ne kadar söylesek de televizyonlarda, gazetelerde yazsak, ne kadar konuşsak da az toplumda bu şeker yüklemesine bağlı bir ön yargıyı yenemedik hocam. Bu konuya değinmek istiyorum. Evet, bence de gebelik şekeri nedir? Buradan başlayalım. Doğru bir noktaya değindiniz. Demin bahsettiğim gibi gebelik başlı başına tiroid hastalıklar açısından veya gebelik şekeri açısından bir yatkınlık oluşturur. Evet. Ve dolayısıyla biz bu ikisine mutlaka bakıyoruz. Hı-hı. Ama şekere ne zaman bakıyoruz? Hı-hı. Eğer kişiyi daha önceden görme şansımız varsa mutlaka açlık kan şekeri ve son 3 ay içindeki şekeri nasıl devam ettiğine bakıyoruz. Hı-hı. Sınırdaysa eğer gebe kalmadan önce hatta bunlarda 75 gram şeker yükleme testi bile yapıyoruz onlara. Gebelik öncesinden gebelik bahsediyoruz. Öncesinde. Evet, planlı gebelik için. Eğer bir anormallik varsa zaten adres belli. Pınar Hanım'ın yanına gidin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben ve dahiliyeci arkadaşlarımız, bütün endokrin ve metabolizm arkadaşlarımız bu konuyla ilgileniyoruz. Hocam, evet. Sonra... Ondan sonra biz bekliyoruz 24. haftaya kadar. Belki birçok kişi şunu soracak yani izleyiciler kastediyorum. Hı-hı. Neden 24. haftaya Hı-hı. kadar Hı-hı. bekliyoruz? Çünkü bu dönem içerisinde biliyorsunuz bir insülin direnci oluşuyor vücutta ve dolayısıyla bakılan şekerler hep düşük çıkacak. Hatta birçok gebe baktığında ben durumum kötü atıyorum 68 çıkmış 60 Hı-hı. çıkıyor. Çünkü Hı-hı. evet anlatıyoruz onlara. Şekerdeki insülin yükseldiği için bu düşük çıkacak ama 24-28. haftalar arası bir pencere dönemi. Hı-hı. Ve o dönemde gerçekten insülininizin durumu ne? Bir direnç var mı? Hı-hı. Şeker hastalığına bir yatkınlık var mı yok mu? O dönemde biz araştırıyoruz. Tam olarak ortaya çıkıyor o dönemlerde. Ve bu dönemde ne yazık ki tabii biliyorsunuz sizler daha çok diyabetik kişilerle uğraşıyorsunuz. Keşke herkese bir açlık kan şekeri bakıp, tokluk kan şekeri bakıp veya son 3 ay içindeki durumuna bakıp sende şeker var veya yok diyebilseydik. Maalesef böyle bir şey söz konusu Hı-hı. değil. Dolayısıyla bunu ortaya çıkartmak için daha öncelere 50 gram yükleme Hı-hı. yapıyoruz. 50 gram da kişi aç veya tok fark Hı-hı. etmez. 50 gram glikoz içip bir saat sonra kan veriyordu. Ama son dönemlerde Uluslararası Obstetri Jinekoloji Dernekleri ve tabii ki evet. sizlerin sayenizde endokrin dernekleri bunu 75 grama biz çıkarttık. Evet biz de hocam 75 gram testini bir kez yapıyoruz. İki kez yapmaktansa bir kez yapmayı sizin gibi tercih ediyoruz. Aynen. Yani yeni ekolümüz yani yeni diyeyim bir 10 yıl içinde böyle çalışmalarda bu yönde ama tabii ki şey de yanlış değil söyleyelim. Hani bir saat bir kez yapıp yüksekse kesinlikle ikinciyi yanlış. Yapmak da yanlış değil. Çünkü tabii şimdi sınır şeyde 140-50 gram yüklerdiniz. Hı. Şimdi 200'ün üstüne çıktı mı işimiz işi rahat şöyle yani. Ha, evet sende gebeliğe bağlı şeker gebe var şeker diyebiliyorum. Gebe şeker var diyoruz. 160, 150, arada. 150 bu defa evet. bir yükleme daha yapacağız. Bir yükleme, zaten o da zor insanlar bir biraz Hı. tedirgin. Hı. Ne yazık ki çok doğru bilgiler olmamakla birlikte Hı-hı. yok bilmem şeker içildiğinde çocuk zehirleniyor, yok anne zehirleniyor. Hatta burada fırsat varken izleyicilere lütfen de söyleyeyim. Lütfen hocam söyleyin şeker yükleme testinin zararlı basit. Olmadığını söyleyelim. Şu anda söyleyelim. Cep telefonlarında bile internete bağlanabiliyorlar. Hapo çalışması var siz evet, biliyorsunuz. Hapo. 75 gram ortaya çıkaran çalışmamız. Orada 25.800 gebe bayan üzerinde inceleme yapıldı ve hatta
Çocuklar 4 yaşına kadar da bunları takip ediyor. Yani hani bizim amacımız ne? Gerçekten gebelere ve hastalarımıza yararlı olmak. Kesinlikle. Niye zarar vereceğim ben eğer zarar verecekse? Ve bu mentalite, bu düşünce doğrultusunda yola devam ettik. Ve 25.800 varan üzerinde araştırma yapıldı. Ortalama %4-6 civarında şeker olduğu ortaya çıktı. Ve işin ilginç tarafı neydi? Bu şeker çıkan kişilerin büyük bir çoğunluğu sadece diyetle kontrol altına alındı. Kontrol altına alınamayan kişilerde sizlerin gözetme altında insülin tedavisi. İnsülin tedavisi başlandı ve bir zararı olmadı. Belki şu sorunun cevabı çok önemli, yaptırmak istemeyenler. Ya sizde şeker varsa ve farkında değilseniz bebekte ne etkisi olacak, annede ne etkisi olacak? Evet. Şimdi tabii şeker yüksek ise bu bebekte, bu şeker biliyorsunuz bebeğe geçiyor. Ve bunlarda ya iki şey yaratacak. Ya çok iri bebekler olacak veya tam tersi çok küçük, bebekler oluyor. Çünkü bunlarda insülin salımı sürekli var. Tabii bu irilik ama aldatıcı bir şey. Genellikle bu 4 kilo, 5 kilo doğarlar ve doğar doğmaz da akciğer gelişmediği için direkt yoğun bakıma geçer. İki, bu bebeklerde yapılan ileriye dönük araştırmalarda %10 civarında gerçekten zihinsel gerilikler gözlendi bunlarda. Evet. Üç, şekerin aniden yükselip birdenbire düşmesi maalesef ani ölümlere neden olabiliyor. Annede ne yapıyor? Doğum distonisi değil mi hocam? Tabii tabii. Doğarken, iri bebekler olduğu için. Çünkü bunlar iri bebeklerde. Normal doğuma yatkınlık çok zor oluyor. Omuzları çok daha dik geniş. Geniş olduğu için gerçekten doğum anında çatıdan çıkması takılıyor. Ve omuz kırıkları yani doğum travmalarına neden oluyor. Ve birçok değişik yani hiçbir sıkıntısı olmasa bile şeker akciğer gelişmesini geciktirir. Ve bu çocuklar 4,5-5 kilo doğar ama 5 dakika sonra da yoğun bakıma girer. Solunum sıkıntısı yaşar. Annede ne yapıyor? Annede kalıcı şekere neden olabiliyor. Kan zehirlenmesine neden olabiliyor. Ve tabii ki diyabeti biliyorsunuz bir damar hastalığı ve bu bir ciddi sıkıntı. Kalp hastalığı risk faktörü. Her şey peş peşe gelecek. Hocam o zaman son olarak şunu söylüyoruz. Bir endokrin ve bir kadın doğum hastalıkları uzmanıyla beraber lütfen gebelerimiz şeker yükleme testinden kaçınmayın. Hatta geciktiyseniz doktorunuza kendiniz hatırlatın. Doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani uluslararası obstetri jinekoloji derneği olsun. Ülkemizdeki Türk jinekoloji obstetri derneği olsun. Özellikle ve özellikle ısrarla öneriyoruz. Evet. Yaptırın diye. Peki değerli hocam, programımızın sonuna geldik. Ben sizle sohbet etmeye doyamadım. Çok hızlı geçti benim ben için de. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yoğun çalışmalarınız içerisinde bizlere vakit ayırdınız. Biz ama sizi tekrar Manisa TV ekranlarında görmek istiyoruz. Her zaman. O güler yüzünüzle ve enerjinizle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben izninizle programı kapatayım. Değerli izleyiciler, bugünkü Yaşam Pınarı programında çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Ramazan ayı içerisindeyiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Manisa TV ekranlarında programımızı kaçırmayın efendim bundan sonraki zamanlarda. Hoşçakalın.